Dağı, Doğu vilayetlerimizden Ağrı vilayeti dahilindedir. Bu dağ Türkiye'nin en yüksek ve en arızalı dağlarından biri olup, Büyük Ağrı denilen tepesinin rakımı 5165 metredir. Tevrat'ta Nuh'un gemisinin bu dağda durduğunun yazılı olduğu Kamusul Alam'da görülmüştür. Her sene Doğu hudutlarımızdaki birliklerimizden tertip edilen bir müfreze Ağustos ayı içinde bu dağa çıkarak şanlı sancağımızı en yüksek tepelerinde dalgalandırmaktadır. Ağrı vilayet merkezi Karaköse'deyiz. Ağrı harekatında şehit olan kahraman subay ve erlerimiz için yapılan anıt. Topçu Kışlası. Ordu Evi Bahçesi. Yurdun bu bucağında vücuda getirilen bu güzel eser Türk ordusunun değerli komutan, subay ve erlerinin yaratıcı kudretlerinin canlı bir misalidir. Doğu Beyazıt'ı görüyoruz. Hudut komutanlığı binası ve bazı askeri pavyonlar. Dağ müfrezesi komutanı Üsteğmen Tayyip İlter Ağrı'ya çıkış hakkında izahat veriyor. Yukarı Bayazıt. Tarihi büyük bir kıymete haiz olan İshak Paşa Şatosu. Ağrı'ya çıkacak müfreze Doğu Beyazıt'tan Serdar Bulağı gitmek üzere hazırlanmıştır. Hareketten evvel Ağrı Hudut Komutanı müfrezeyi teftiş ediyor. Teftişten sonra müfreze hareket ediyor. Serdar Bulak yolundayız. Serdar Bulak'tayız. Serdar Bulak, Ağrı Dağı'nın eteklerinde 2500 metre yüksekliğindedir. Müfreze, Serdar Bulak'ta geceyi geçirmek üzere ordugahını kurmuş ve istirahate geçmiştir. ...940 yılındaki Ağrı Dağı çıkışında şehit düşen Tavşan Mehmet'in mezarı başındayız. Serdar Bulak'tan hareket ediyor. Yavaş yavaş yol alıyor ve yükselmeye başlıyor. Alacatepe'ye kadar arazi kayalık ve taşlıktır. Dağcılar yürüyüş esnasında konuşmazlar, su ve sigara içmezler. Alacatepe'deyiz. Bu tepe 3500 metre yüksekliğindedir. Müfreze geceyi bu çadırda geçirmek üzere çadırlarını kurmuş ve istirahate geçmiştir. Alacatepe'den etrafı görüyoruz. Dağcılar suyunu ve sigarasını yalnız molalarda içer ve arkadaşlarıyla ancak molalarda konuşurlar. Alacatepe'den Ağrı zirvesine çıkabilmek için Erat ikinci bir mayenden geçer. Zirveye ancak vücutlarında hiçbir arızası olmayanlar çıkar.
Yolda hastalanan dağcılar ilk tedavileri yapıldıktan sonra dağ ipinden yapılmış hususi sedyelerle dağ aşağı rakımlara gönderilir. Ertesi sabah müfrezenin Alacatepe'den Mıhtepe'ye hareketini görüyoruz. Ağrı etiğinden Mıhtepe'ye yalnız bir patikadan çıkılır. Bu patika çok dar olduğundan müfreze ancak derle kolda yürüyebilmektedir. Üstünde çakılan emniyet çivisine bağlı iplerle ağır makineli tüfekler ve dağ topları en yüksek kayalara çıkarılabilir. Alacatepe'den sonra arazi son derece kaygandır. Bu gibi kaygan arazide ve bir yanı uçurum olan patikalardan geçilirken Mekkeliler emniyet altına alınırlar. Arazinin dikliği ve zirveye yaklaştıkça hava tazyikinin azalması yüzünden dağcılara sık sık mola verilir. Ve bu molalar takribi olarak 25 dakikada bir defa tekrarlanılır. Metre yükseklikte ot namına hemen hemen bir şey göremeyiz. Her taraf kayalık ve taşlıktır. Bu taşlık bölgede yer yer şelaleli sahalara rastlarız. Buralarda sular güneşle beraber akmaya başlar ve öğleden sonra donarlar ve akmazlar. Mıhtepe'ye yaklaştıkça arazi daha vahşidir. Buralarda toprak damına bir şey göremeyiz. Her taraf yalçın kayalarla örtülüdür. Mıhtepe'deyiz. Mıhtepe 4500 metre yüksekliğindedir. Yazın en sıcak günlerde hararet derecesi gündüzleri sıfırın üstünde 1 ila 10, geceleri de sıfırın altında 12'dir. Mıhtepe zirveden çıkacak müfrezenin son konağıdır. Şimdi Büyük Ağrı'yı görüyoruz. Buraları çok arızalıdır. Adım başında yalçın kayalar, dik yarlar ve derin uçurumlar görülür. Büyük Ağrı yaz, kış, kar ve buzlarla örtülüdür. Birçok yerlerinde 40 metre kalınlığında buz tabakalarına rastlanır. Şimdi Mıhtepe'den müfrezenin zirveye doğru tırmanışını görüyoruz. Müfreze tabiatla cenkleşe yoluna devam ediyor. 4900 metreden itibaren karlı ve buzlu bölgelerden geçmeye başlanır. Buralardan geçebilmek için nalçalı hususi ayakkabılar giyilir. Bu bölgede yürüyüşe son derece dikkat ve ihtimam edilmek ister. Ufak bir dikkatsizlik dağcıyı 2-3 bin metre derinliklere yuvarlayabilir. Buralarda tepelerden kopup gelen kayalara sık sık rastlanır. Kılavuz müfrezenin yolu üzerinde tehlikeli gördüğü bu gibi kayalara tabanca atmak suretiyle bunları yerlerinden söker. Müfrezenin önünde giden borazanlar da tehlikeyi boru çalarak haber verirler. Geçit vermeyen uçurum ve yarlardan da böyle geçilir. Karlı bölgelerde kar kuyularına sık sık tesadüf edilir. Bu kuyulara düşmemek için araziyi yoklamak ve dikkatli yürümek lazımdır. Artık zirveye yaklaştık. Sivri gibi görünen zirvelerde
karpuzlarla örtülü geniş düzlükler vardır. Biraz evvel berrak ve mavi bir semaya yükselen ağrı, biraz sonra kesip sis ve bulutlar içinde kaybolur. Zirvedeyiz. Zirvede geniş ve derin kraterler üzerine birikmiş kar ve buz yığınlarından teşekkül etmiş üç tepe vardır. Bunlar Atatürk, İnönü ve Çakmak tepeleridir. Kahraman subay beylerimiz Ağrı Dağı'nın en yüksek zirvesinde dalgalanan bayrağımızı Türk milleti ve Türk ordusu adına selamlıyor. Hiçbir kuvvet, hiçbir engel karşısında yılmayan Türk ordusu, bu çıkılmaz sanılan dağlar ve yalçın kayalar gibi nice engelleri aşmaya daima hazır ve muktedirdir. Türk gücünün yetmediği bir kuvvet, Türk azminin yıkmadığı hiçbir mani yoktur. Tarihe bakanlar bu hakikati anlarlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu müfreziyle Ağrı Dağı'na çıkan çelik iradeli subaylarımızı görüyorum. Çetin seyahati muvaffakiyetle başaran Ağrı müfrezi şerefine tertip edilen eğlentide komutan, subay ve ailelerini neşe içinde görüyoruz.